arkadaşlar efsane bir videoyla tekrardan YouTube'dayız. Bundan önceki videolarımı izleyenler bilir. Yani YouTube'a ilk girdiğim zamanlarda gerçekten koçluk sistemine sonuna kadar karşı olan bir insandım. Çünkü koçluk sistemlerinin tamam, bakın istisna yok. Tamam şu şekilde işliyordu. İşte her hafta öğrenciye bir tane program gönderilir. Öğrenci bir tane programı bitirdikten sonra programı revize edilir. İşte haftada bir öğrenciye yarım saat görüşme yapılır. Ondan sonrasında kurucu koçlar için içerisinde dahil olmaz. Öğrenciyi koça yönlendirir. Sadece parasını sayar kenara çekilir. Onun dışında öğrenciye gerçekten haftada bir gün tekrar diyeceksin. tamam. Arzında saçma sapan herkesin yazabileceği yani köydeki babaannenizin bile yazabileceği programlar dayatın. Bu konuyla ilgili fikrim hala daha sabit. Bu tarz sistemlerin hepsi çöptür ve şu anda gerçekten piyasada bu tarz sistem dışına koştuk veren tek bir kişi bile yok bizim dışımızda. Çünkü arkadaşlar herkesin yaptığı şey belli. Haftada bir program atacaksın. Haftada bir programı öğrenci bitirdikten sonra bunu ne kadar bitirine bakacaksın. Yarım saat görüşme sınırı koyacaksın. Öğrenci ne yaptıysa yaptı. Ben bunu koştuk olarak görmüyorum. Çünkü bu bence bir ticaret. Öğrenciye sınır koymak. Öğrenciye bana istediğinde ulaşabilirsin güvenini vermemek öğrenciye günlük program gönderip her gün hatası neyse ona göre bir sonraki gün takviye atmamak yani haftalık program göndermek benim için bir ticarettir. Zaten bu insanların da bu işi bu şekilde yapmasının sebebi bu. Yani hızlı olsun ki çok fazla öğrenci alabilsinler, çok fazla zaman ayırmasınlar ve ticaret gerçekten güzel gitsin mantıkları budur. O zamanlarda bildiğiniz gibi sisteme çok fazla karşı çıkıyordum fakat sisteme karşı çıktığımda insanlar aa sen koçluk yapıyor musun yapıyorsan senden alalım diyorlardı. Ben de yapmadığımı söylüyordum. Ben yapmadığımı söyleyince e, başka seçenek kalmadığından tekrardan bu tarz sistemlerden koçluk alıyorlardı ve ister istemez bana sürekli bir mağduriyet mesajları gelmiş oluyordu ve sonrasında şunu düşündüm. Gerçekten böyle bir ihtiyaç varsa olması gerektiği gibi yani öğrenciye gerçekten tepe kalitede hizmet sunacak. Asla zamanını esirgemeyecek. Sonuna kadar hizmet odaklı bir çalışma koştuk sistemi geliştireyim ve öğrencilere gerçekten bu açığı ben kapatayım diye düşündüm. Ve bununla ilgili aslında zamanında duyurular yaptım. Bu duyuruları yaptığımda bazı insanların fikri şey oldu. Aa işte zamanında sen koçluğa karşı çıkmıştın şimdi koçluk yapıyorsun. Ben böyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben karşı çıktığım şeye hala daha karşı çıkıyorum. Fakat şu anda gerçekten geliştirdiğim sistem Türkiye'de tek bir akademinin bile yapmadığı tarzda koşuşluk yapmış oluruz ve şu anda gerçekten bir kişi bile gösterin bizim akademi dışında bu tarz sistemde koşuşluk yapan dilesin benden ne dilerse öyle söyleyebilir. Şimdi bu videonun konusu şu arkadaşlar neleri farklı yaptığımızdan bahsedeceğim. Yani bir insan gerçekten tepe kalitede koşuşluk almak istiyorsa neleri farklı yapılması gerekiyor bunlardan bahsediyor olacağım. Biz öğrencilerimize nasıl yaklaşıyoruz bunlardan bahsediyor olacağım. Bunu yaparken de klasik koşuşluk sistemi karşılaştırma bizim koşuşluk sistemi olarak yapmış olacağım. Çünkü klasik koşuşluk sistemi dediğimiz şey şu anda koşuşluk yapan kim varsa herkesin yaptığı bir sistem emin olun bundan bağımsız bir sistem sunan yok herkes de yarım saat görüşme sınırı haftalık program tarzında bir program benimsenmiş oluyor. Öncelikle ilk deneyeceğim şey şu arkadaşlar. Bizde asla ama asla öğrenci haftalık program gönderilmez. Çünkü öğrenciye sen bireysel bir hizmet sunuyorsan pazartesi gönderdiğin programdaki zayıflığı en erken programda yani bir sonraki programda telafi etmek zorundasın. Ama haftada bir program gönderdiğinde ne oluyor? Çarşamba günü öğrenci bir yerde zayıflık hissetti. Hayda bekle bir program gelsin de bir hafta onu toparlayalım. Böyle bir şey yapılmaz arkadaşlar. Ve baktığınızda hepsi şu şekilde yazar. Sabah kalkacaksın 30 paragraf çözecek 30 problem çözeceksin. Her pazar günü oturup konuları tekrar edeceksin falan. Bunlar da gerçekten asla asla yapılmaması gereken bir şey. Hayatında üniversite okumamış bir insan bile size her pazar günü konuları tekrar et diyebilir ama gerçekten tekrar sistemi sonuna kadar bilimsel olmak zorunda ve öğrenciyi gerçekten tempo anlamında da sonuna kadar destekleyecek bir sistem olmak zorunda. Dediğim gibi bizim mantığımız şudur. Öğrencilere günlük olarak program göndeririz. Yani öğrenciye bir program göndeririz. Öğrenci o akşam bize programı bitirdikten sonra sisteme raporunu girmek zorunda. Her akşam öğrenciye günü nasıl geçiririz? O programdaki zayıflığı tespit ederiz ve ondan sonraki programda o zayıf yerlere takviyesini atmış oluruz mantığımız bu şekilde işler. Şimdi arkadaşlar burada da bizim kullandığımız takip çizelgelerini görüyorsunuz. Zaten şu anda bu tarz bir takip çizelgesiyle hiçbir koçluk sistemi program yazmaz. Çünkü onların mantığı haftalık program göndereyim, bir haftalık programı işte 5 dakikada yazayım, kafam rahat olsunlar ama gerçekten bizim bir programımızın bundan kat kat zaman aldığı olur. Çünkü bir öğrenciye bir konuyu nasıl yükleyeceğimizi yazarız. Yani hangi videolara ne kadar süre vereceğini yazarız o gün için. Hangi konudan kaç saat soru çözümü alması gerekiyor. Bunu yaparken neler yapması gerekiyor gerekiyor. Her şeyi tarih tarih hesaplarız. Yani ben bu öğrenciye mesela birinci programda temel kavramları vermişim. ikinci programda videosunu vermişim. Üçüncü programda bitirtmişim. Dördüncü programda temel sağlamlaştırma almışım. 5. altıncı programlarda ek soru çözümleri verip konuyu iyice sağlamlaştırmışım. Dokuz, on ikinci programlarda bu konulardan periyodik yükleme vermişim ki konuyu gerçekten mükemmel konuma getirelim. Yani ben bu öğrenci için hatta bütün öğrenciler için yaptığımız sistem nedir? Her bir konuyu tarih tarih takip edersin. Hangi konuyu ne zaman tekrardan soru çözümüyle güçlendirmen gerekiyorsa bunun yüklemesini yaparsın. Bakın burada her şeyi tarih tarih hesaplıyorum. Bunları hesapladıktan sonra buraya program yazıyorum. Yani program yazmak demek Pazartesi günü temel kavramları bitir, 30 soru çöz demek değildir. 30 soru çöz dediğinde 30 soruyu bir öğrenci 2 saatte de çözebilir, 15 dakikada da çözebilir. Eğer sen bunun dengesini kuramıyorsan, programında bunu ayarlayamıyorsan sen zaten iyi bir koç değilsin çünkü sen zaten kendi önünü göremiyorsun. Biz burada ne yaparız? Her bir konuya gereken süreyi ben burada hesaplarım. Öğrenci için uygun yüklemeyi yaparım. Uygun yüklemeyi yaptıktan sonra konuyu bitirtirim. Konuyu bitirttikten sonra temel sağlamlaştırmasını veririm. Temel sağlamlaştırmasını verdikten sonra konuya cila atmak için bol bol o periyodik yüklemeleri başlarda sık yaparım. Yani her bir konuyu kendi özelinde tarih tarih takip ederim. Mesela temel kavramlar en son 12'sine çalışmışım ya. Ben bu 12'sine çalışılan konuyu gidip de 30'una kadar boş bırakmam. Bu konuyu sürekli haftalık olarak öğrenciye soru çözümlerinde yüklemeye devam ederim. Ve bunu yaparken de öğrenciye şunu yazmam işte... Pazar günü bütün konulardan tekrar. Bunu yaptığında sen koç değilsin. Sadece bu iş ticaret olarak yapmış oluyorsun. Senin görevin öğrencinin bitirdiği her şeyi korumasını sağlamak. Eğer öğrencinin bitirdiklerini koruyamıyorsan zaten üzerine inşa edemezsin demektir. Öncelikleri koruyacaksın, ondan sonra üzerine inşa edeceksin. Benim mantığım her zaman budur. Öğrenci bir konuyu bitirdiyse ben o konuyu korumak zorundayım. Benim işim bu. Eğer öğrenci bir tane konuyu unutursa bu benim hatam anlamına gelir. Hiçbir zaman hata yapmam. Mantığım budur arkadaşlar. Bunlarda için şöyle bir şey var arkadaşlar. Her akademinin bir tane kurucu koçu vardır. Yani mesela bizim akademinin kurucu koçu benim. Bu akademiyi ben kurdum ve insanları ben yetiştiriyorum. Ya da diyelim ki klasik koçluk sistemiyle koçluk yapan bir akademi varsa bunun da kurucusu Ahmet olsun. Şimdi klasik koçluk sistemlerinde akademilerde şu şekilde işler. Kurucu koçlar işin içerisine çok fazla girmez. Hatta kendilerine kontenjan açmazlar. Öğrencileri, koçları yönlendirirler, işleri organize ederler, ederler ve paraları sayarlar onun dışında pek bir şey yapmazlar. Bizde sistem böyle işlemez. Çünkü bu şekilde mükemmelliği yakalayamazsınız. Bizim mantığımız şudur. Bir öğrenci bizden koçluk aldığında mesela benim koçlarımdan sudeden koçluk almış olsun. Sadece sudeden koçluk almaz. Aynı zamanda benden koçluk almış olur. Aynı zamanda bir takım ileri koçtan koçluk almış olur. Yani öğrenci seçtiği koç ben ve bir tane takım ileri koç. Yani toplamda 3 tane koç. Ortak bir WhatsApp grubunda oluruz. Öğrenci koçuyla ile bütün iletişimini o WhatsApp grubu üzerinden kurar. Yani öğrencinin yazdığı bütün mesajları Koçunun öğrenciye yazdığı bütün mesajları şu telefonda ben de her gün görmüş olurum ve öğrenci istediği zaman bana oradan mesaj atabilir. istediği zaman benle de görüşebilir. Yani kurucu koç olarak ben işte kenara çekilip sadece işleri organize etmem. Yani bizden akademiden koçluk alan bütün öğrenciler aynı zamanda benden de koçluk almış olur. Ben de sürecin içerisinde olmuş olurum. Bütün mesajlarını görürüm. Bütün programlarını görürüm. Bütün netlerini görürüm ve istediği zaman benle de irtibat kurabilmiş olurlar. Mantığımız bu şekilde işler. Yani bunu kabataslak şöyle düşünebilirsiniz. Bir öğrenci koçluk aldığında onu gerçekten disipline sokmak için 3 tane deli gibi disiplini insan onunla ilgilenmiş oluyor ve sıkıysa disipline girmesi yani 3 tane gerçekten makine gibi çalışabilen insan onu denetlemiş olacak her gün bize molalarını yazacak gün içerisinde kaç dakika çalıştı kaç dakika mol aldı molasında ne yaptığını bile yazmasını istiyoruz her akşam öğrenciye günün nasıl geçti programı tamamladın mı diyoruz gün içerisinde varsa soruları bunları yanıtlıyoruz ve programı tamamlamadıysa bununla ilgili işte düzeltmesi gereken yerleri söylüyoruz. Yani bir haftalık program attım ne kadarı bittiyse bitti değil. Her akşam öğrenciyle irtibat kurulur. Öğrenci bize yazmasa bile. Bunun dışında şöyle bir şey var arkadaşlar. Klasik koçluk sistemlerinde koç yetiştirmenin mantığı inanılmaz basittir. Yani bir öğrenci derece yaptıysa, o öğrenciyle de işte maddi detaylar falan anlaştılarsa öğrenciye giderler 2 saatlik bir YouTube'dan eğitim videosu atarlar. 2 saatlik eğitim videosunu izledikten sonra tak 1 saatte canlı görüşme yaparlar. Tamam bitti gitti artık koçsun tarzında bir durum meydana gelir. Yani özetleyecek olursak derece yapan herkes bir iki saat eğitimden sonra klasik koçluk sistemlerine koç haline gelebilir. Fakat bizde sistem böyle işlemez. Yani bir öğrencinin derece yapmış olması tamam bizim aradığımız bir şart. Ama sadece giriş basamağı. Bundan sonra çok fazla şey ararım. Mesela Hacettepe tıp, 950 tıp, Ege tıp gibi gerçekten en tepe üniversitelere, tepe sıralamalara ilanları atarım. Şu anda 200 civarı ilan birikmiş durumda zaten. Bu ilanlardan en iyi olan 10 tanesini ayıklarım. 10 tanesini ayıkladıktan sonra bu arkadaşlarla işte Discord üzerinden sesli bir görüşme yaparım. Sesli bir mülakat gerçekleşti. Yani her şeyi sorarım. İşte sınıfta kalmış mı? Zayıf dersi kaldığı bloğu var mı falan. Bunlar benim için direkt aslında olumsuz kriterdir. Ve böyle durumlarda kesinlikle koç olarak başlatmam. Çünkü gerçekten çok sağlam disiplin gerektiren bir iş. Bu 10 kişiyi aldıktan sonra bunlar arasından da mülakatlarda en iyi geçen 5-6 kişiyi seçerim. Ve ondan sonrasında eğitim süreci başlar. Eğitim süreci asla bir iki saatlik eğitimler olmaz. Yani bir hafta boyunca her akşam 2 saat canlı eğitim olur. Ondan sonrasında 2 saatlik canlı eğitimlerden sonra da gün içerisinde sabahtan akşama kadar program yazma ödevleri veririm. Yani bir hafta boyunca her gün program yazdığınızı, sabahtan akşama kadar program yazdığınızı, akşamları da canlı eğitime katıldığınızı düşünün. Yani bir müfredat defterim var benim mesela. Şurada size göstereyim. Yani bunun içindeki her şeyi bilmek, her öğrenciye hatasız program yazabilecek seviyeye gelmek her soruya benim şu anda mesela bir öğrenci yanıtlayabileceğim netlikte, keskinlikte, özgüvende yanıtlayabilecek seviyeye gelene kadar kimseyi koç olarak yapmam. Mesela keskin kriterlerim var. Bir mesaj atarım gruba mesela. Koçlar eğitim grubuna bir mesaj atarım. Bir mesela iş başvurusu adayı bana geç cevap veriyorsa, 5-6 saat sonra cevap veriyorsa derim ki bu öğrenci ileride 5-6 saat sonra cevap verebilir. Tak benim için o iş süreci orada bitmiş olur mesela. Yani gerçekten sonuna kadar bu disiplini kaldırabilecek insanlarla güzel bir ekip kurarım. Ama onun dışında bu disiplini kaldıramayacak kimseyi de ekibe bulaştırmam. Hem öğrenciye zarar vermemek açısından hem de gerçekten ekibe zarar vermemek açısından. Benim bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.